Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe bu sezonki ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. 2-0 mağlup oldu Sarı Lacivertli ekip. Peki bu mağlubiyeti hazırlayan etmenler nelerdi? Vitor Pereira hangi konularda yanlış yaptı? O sezon başındaki coşku Başakşehir maçında neden yoktu? Bugün bu mağlubiyetin nedenlerini anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin sezon başında iki önemli artısı vardı. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe coşkulu bir takımdı. Aynı zamanda Portekizli hocanın elinde işler sıkıştığı anda başvurabileceği bir yıldız topluluğu vardı. Her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu grubu vardı Vitor Pereira'nın elinde. Ama dünkü maçta ne coşku ne de sihirli değneği olan oyuncular vardı sahada. Bu iki etmen birbirini etkileyen sistemdi aslında ve Vitor Pereira da bunun meyvesini topladı. Ancak geride kalan karşılaşmalardan ders çıkarması gereken Vitor Pereira bunu yapmadı. Var olanın üstüne gitti. Öğrenmesi, öğretmesi gereken detaylar vardı ama o hiç çalışmayıp belki de mevcut durumun yeteceğine inandı. Elbette yanıldı ve işte çekirge bir zıplar iki zıplar derken Sivasspor maçındaki sistem kaynaklı problemler bu maçta Başakşehir maçında mağlubiyete dönüştü. Mesut Özil veya Valencia üzerinden eleştiri yapmak biraz kolaya kaçmak olacak. Bu iki isimden vazgeçiyorsa Vitor Pereira, onların yerine oynattığı isimlerin daha çok katkı vereceğini düşündüğünden. Muhammed Pelkas ve Berisha üçlüsü mesela hangi performans veya devamlılıkta bunu hissettirdi? Cevabını bulmamız gereken soru bu aslında değerli izleyiciler. Aykut Kocaman'ın herkesin bildiği alışılmış bir oyun metodu var. Bunu Başakşehir'e de uyarladı. Belli bir taktik zihniyeti, belli bir taktik anlayışı ve oyun felsefesi var. Bu yıllardır böyle. Ve bence de Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i 4-0 yapacak kalitede futbol oynamamıştı geçtiğimiz haftalarda. Temel ilkesine kontrollü oyun. Aynı zamanda rakibin ataklarında takım halinde topun arkasına geçip alan daraltarak savunma kurgusu uygulamak. Herkesin övgüler yağdırdığı Vitor Pereira dün ne yaptı peki? Çok ciddi teknik adam yanlışları sergiledi. Öncelikle ilk 11'inin bu tip rakip karşısında etkili olamayacağını düşünemedi. Evet, bir takımın sistemi olmalı. Fenerbahçe sistem takımı olmalı. Ama rakibe göre de sistem belirlemelisiniz. Rakip analizinden sonra belki de şunu diyebilirdi Vitor Pereira. Ya ben bugün 3-4-2-1 oynamayayım. 4-1-4-1 oynayayım. Bunu diyebilirdi. Belki de böyle de sonuca gidebilirdi. Aynı zamanda Frankfurt maçındaki tempodan kaynaklı fiziksel yorgunluğu da bu şekilde absorbe edebilmeliydi. Mesela Meyer ilk yarıda %100 pas isabetiyle oynamış. Çoğu da geriye yana. Ama Meyer hem takım arkadaşlarına hem de takıma alışmış durumda değil. Maldonado da geriye yana pas atıyordu. Pas istatistiği çok iyiydi. Hiçbir şekilde Gustavo'nun işini rahatlatmadığı gibi merkezden atağa kalkan bir Fenerbahçe olmadı dünkü maçta. Sürekli kanatları kullanan bir Fenerbahçe gördük. Belki de orta açma rekoru da kırmış olabilir Sarı Lacivertliler. Max Meyer'in pas istatistiği övülecek bir konu değil. Hangisi, kaç tanesi ya da yüzde kaçı öne doğru atılan paslar? Buna bakın da ondan sonra övgüler dizin. Pelkas, sağda genç Muhammed. Ayrıca daha hazır olmayan santrfor Berisha. İlk yarı al gülüm ver gülüm şeklinde geçti bir şekilde. Başakşehir ise sadece bir pozisyon buldu. Onda da Visca'nın asistinde Okaka'nın golü geldi. Ama en önemlisi, ya Fenerbahçe ikinci yarı topun hızını yükseltirse Fenerbahçe maçı kazanabilir dedirtti. Ama ikinci yarı ilk yarıdan daha kötü Fenerbahçe vardı. Evet, topla daha çok oynayan takım Fenerbahçe'ydi. Rakip yarı alana yerleşen, set hücumlarını yapan Fenerbahçe'ydi. Ama çoğu hücum kanatlardan geldi ve al gülüm ver gülüm yerini doldur boşalta bıraktı. Yani ikinci yarı Valencia'nın kafa vuruşu dışında Fenerbahçe'nin net bir gol pozisyonu dahi yok. Pereira ne yaptı? İki değişiklikle başlamıştı ikinci yarıya. Sonra da beşinci değişikliğini yaptı. Maç tek kale ama bir türlü duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyon bulamadı. İlk yarıdaysa yaraması mümkün olmayan bir görev değişikliği yapmıştı Vitor Pereira. Osa ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. İkisi de bal yapmayan arı gibiydi Başakşehir karşısında. Akan oyunda hiçbir şekilde bir şey üretemeyen Fenerbahçe vardı. Yani 3-4-2-1 sistemi oynayan bir takım nasıl olur da merkezden hücum edemez, akan oyunda pozisyon bulamaz? Evet, bu sistem iyi ama her takım karşısında
iyi olacak diye bir kaydı yok. Atalanta ile övünüyoruz. Gasparini'nin takımı 3-4-2-1 oynayan takım. Zaman zaman 3-4-1-2 oynuyor ama onlar da rakibe göre bir sistem benimsiyorlar. 5-3-1-1 de olabiliyor o takım. Yani hafta sonu oynanan maçlar değerli izleyiciler, futbolumuzdaki çağ dışı kondisyon zafiyetini net bir şekilde ortaya çıkardı. Daha ligin başındayız ya. Avrupa kulvarında gruplarda sadece bir maç oynandı. Beşiktaş mucizevi bir şekilde kaliteli ayaklar sayesinde geri döndü. Galatasaray rotasyon yapmadan sahaya çıktı. Yorgunluk had safhadaydı. Fenerbahçe de rotasyon yaptı ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş kadar fabrika ayarlarına dönemediğini gözlemlemiş oldu. Evet, sezonun başı bu maçta tolere edilebilir ama sistem özelinde Vitor Pereira error vermeye başladı. 3 maçtır kazanamayan bir Fenerbahçe var. Evet, Frankfurt deplasmanında takımın coşkusu had safhadaydı. Temposu çok yüksekti ama 3 günde bu takıma neler oldu ya? Yani bu kadar geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin ve bu kadar tempodan noksan, coşkusu hiç olmayan, yaratıcılığı çok eksik olan bir takıma 3 günde nasıl dönüştü Fenerbahçe? Gerçekten hayretler içerisindeyiz. Toparlanma zamanı, Ali Koç'un dediği gibi, bunlar yolda karşılaşacağı engellerden biri Fenerbahçe'nin. Elbet Fenerbahçe bir yerde tökezleyecekti ama şu çok önemli. Bu tökezlenilen yerlerde Vitor Pereira'nın öz eleştiri yapıp neşteri vurması lazım. Gerek sisteme gerek oyunculara. Bakalım ilerleyen haftalar neler gösterecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.